Geçtiğimiz gün Beştepe'de yaşanan koltuk krizinin ardından İtalya Başbakanı çıkmış, bizim Cumhurbaşkanımıza, Erdoğan'a diktatör diye seslenmişti. Erdoğan'ı diktatörlükle suçlayan İtalya Başbakanı'nın sanırım dili suçmuş. Yoksa kendinin atanmış bir başbakan olduğunu unutmamalıydı. Liderini kendi halkının değil, büyük ailelerin seçtiği İtalya'nın Erdoğan'a diktatör yakıştırması yapması bir ironidir. Erdoğan her zaman seçimle seçilmiş bir liderdir. Peki İtalya Başbakanı Mario Draghi'ye soruyorum. Sen seçilmiş misin yoksa seçtirilmiş misin? Şimdi sizlere koltuk krizinin ne olduğunu, İtalya Başbakanı'nın ne dediğini ve olayın arka planını anlatacağım. Sizler de 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz sevinirim. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki çeşitli sorunların görüşülmesi için Avrupa Birliği'nden 2 önemli isim geçtiğimiz gün Türkiye'ye gelmişti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren bu toplantıya ise koltuk krizi damga vurdu. Türkiye'yi her fırsatta suçlamaya meyilli uluslararası basın bu durumu fırsata çevirmek istedi. Amerika ve Avrupa basını von der Leyen küçümsendi, kanepeye sürüldü gibi ifadeler kullanarak Ankara'yı suçlu göstermeye çalıştı. Koltuk krizi olarak adlandırılan bu olaya İtalya Başbakanı da tepki gösterdi. İtalya Başbakanı Mario Draghi, Beştepe'deki koltuk krizi hakkında Başkan Erdoğan için diktatör ifadesini kullandı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme gerçekleştirdi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in ekibi görüşme sonrası çıkan haberlerin ardından "Her şey protokole uygundu" açıklamasını yapmıştı. Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula'ya davranışına katılmıyorum. Bu diktatörlere açık sözlü olmalıyız ama aynı zamanda ülkelerimizin çıkarları için işbirliği yapmalıyız ifadelerini kullandı. Aslında Politico'ya konuşan Michel'in ekibi "Her şey protokole uygundu" dedi. Başka bir Avrupa Birliği yetkilisi ise "protokol neyse o yapıldı" demişti. Ancak bu konu üstünden Türkiye'yi vurmak isteyen yabancı medya, yayınlarında gerçeği yansıtmak yerine Ankara'nın kastı varmış gibi haberler yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef alarak diktatör diyen İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinde alay konusu oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı da Başkan Erdoğan'ın diktatör olarak tanımlanamayacağını belirterek, 2002'den beri tüm seçimleri kazandı ve seçimlerin de demokratik ve adil olduğu kanıtlandı dedi. Draghi'nin kendini bilmez söylemlerine tepki gösteren İtalyan Twitter kullanıcıları, "Asıl biz hiç kimse tarafından seçilmiş olmayan hükümetlerimizden bahsedelim" ifadelerini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı da Başkan Erdoğan'ın diktatör olarak tanımlanamayacağını belirterek, 2002'den beri tüm seçimleri kazandı ve seçimlerinde demokratik ve adil olduğu kanıtlandı dedi. Skandalın ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gayani Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı, İtalyan Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz ve çirkin ifadelerini derhal geri almasını istedi. Draghi'nin kendini bilmez söylemleri İtalya'da da geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili, "Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan İtalya tarihine baksın" ifadesini kullandı. Altun, sosyal medya hesabından İtalyanca yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. "İtalya'nın atanmış başbakanı, Türk halkının %52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör diyerek haddini aşmıştır. Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan İtalya tarihine baksın." AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle: "Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği, Cumhurbaşkanımıza diktatör demek.
Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımıza utanmadan diktatör diyorlar. Sonra da ama göçmenler konusunda Erdoğan'la işbirliği yapmalıyız diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesidir bu. Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor. Avrupa'nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz'in sularından çıkarın, sonra konuşun. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Avrupa Birliği başkanlarının Türkiye ziyareti sırasında uygulanan protokolde Avrupa Birliği tarafından talepleri ve telkinlerinin karşılandığını söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Konsey Başkanı Charles Michel'in ziyaretine ilişkin bir soruyu cevaplayan Çavuşoğlu, "Geçen yıl Aralık ayında düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden bu yana, Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinin daha pozitif bir atmosfer içinde ilerlediğini öne sürdü. Çavuşoğlu hem baş başa hem de heyetlerle görüşmelerde her iki tarafta açık bir şekilde düşüncelerini, beklentilerini ifade ettiler. Verimli ve faydalı bir görüşme oldu," diye konuştu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden somut beklentilerinin en üst düzeyde Erdoğan tarafından dile getirildiğini belirten Çavuşoğlu, "Artık somut adımların atılması gerektiğini de vurguladık," dedi. Ziyaret esnasında basına yansıyan protokol mevzusuna ilişkinse, Türkiye'nin son derece haksız ithamlarla karşılaştığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin köklü bir devlet olduğunu, her düzeyde sıklıkla ziyaret düzenlendiğini ve misafir ağırladığını söyledi. Çavuşoğlu, "Özellikle Türkiye'de yapılan görüşmeler, uluslararası protokol kuralları ve Türk misafirliği çerçevesinde olur," ifadesini kullandı. Ziyaretler öncesinde protokol ekiplerinin bir araya geldiğini ve görüşmeler yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, "Görüşmede uygulanan protokolde Avrupa Birliği tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır," açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, "Yani Avrupa Birliği tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Nokta. Bunu Türkiye'ye yönelik bu ithamlar olmasaydı bu kadar net açıklamayacaktık," diyerek, Türkiye yaptı yönünde söylemler bulunduğunu, Avrupa Birliği'nin iç uygulamalarına girmek istemediğini ifade etti. Fransa'nın daha önce İsrail, Birleşmiş Milletler ve Amerika'daki Büyükelçiliğini yapmış olan diplomat Gerard Eraut da Twitter hesabından yaptığı birçok paylaşımda yaşanan olayda Türkiye'nin sorumluluğu bulunmadığını belirterek, "Türkiye Avrupa Birliği protokolünü uygulamıştır," ifadesini kullandı. Sorunun bu protokolden kaynaklandığını vurgulayan Eraut, bazı gazetecilerin Türkiye'yi eleştiren paylaşımlarına yanıt vererek, "Bir gazeteci bir kez daha bir dosya hakkında araştırma yapmadan karar veriyor. Sorumluluk Avrupa Birliği'nin protokolünde, Türkiye'de değil," değerlendirmesinde bulundu. Eski Büyükelçi Eraut, başka bir Fransız gazetecinin paylaşımına tepki göstererek, "Emin olun, Türkiye'nin hiçbir sorumluluğu yok. Türkiye Avrupa Birliği protokolünü uyguladı," mesajını paylaştı. İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili de bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik cinsiyetçiliğe varan suçlamaları alakasız bulduğunu söyledi. Marsili, An Kronos Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Almanya Başbakanı Angela Merkel'in birçok kez Türkiye'ye geldiğini ve böyle bir durumun hiç yaşanmadığına dikkat çekti." Marsili, kendisinin de Büyükelçilik döneminde sıkça resmi ziyaretlerin hazırlığını yaptığını anımsatarak, "Bu tür ziyaretlerde ne olacağı adım adım bellidir. Michel ve von der Leyen eğer aynı seviyedeyse bunu belirtmek ve eşit muamele talep etmek yeterdi. İki tarafın protokol heyetlerinin önceden konuşup aralarında anlaşmaları gerekiyor. Neden önceden aralarında bir anlaşma olmadığını anlamıyorum. Büyükelçilik söz konusu düzeni eğer uygun bulmuyorsa bunu söylemesi yeterdi. Genelde bu durumda karşı tarafta zaten buna uyar," ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği yönetiminin Ankara ziyaretindeki protokol olayı, Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinin her gün düzenlediği basın toplantısında geniş yer buldu. Komisyonun sözcüsü Eric Memer, konuyla ilgili soruları yanıtlarken, bu tür ziyaretlerde böyle olayların olabileceğini belirtti. Memer, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkiler hakkında vermek istediği mesajlara dikkat çekmek istediklerini söyledi. Avrupa Birliği Konseyi'nin protokol ekibinin Türkiye'ye gittiğini, ancak Avrupa Birliği Komisyonu'nun protokol işlerini Türkiye'deki Avrupa Birliği Delegasyonu kanalıyla yürüttüğünü ifade eden Memur, "Bir olay olduğu doğru ama Başkan von der Leyen yine de toplantıya devam etme kararı aldı. Bence herkesin odaklanması gereken konu Türkiye ile ilişkiler olmalı," dedi.
Member, Avrupa Birliği kurumlarının başkanlarının eşit muamele görmesi gerektiğini ve bir daha benzer bir olay yaşanmaması için von der Leyen'in ekibinden gerekli önlemleri almasını istediğini aktardı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.